Oyuncu kalitesinden falan ziyade ben her zaman Endre Mir'in oyun içi liderliğinin bu takım onun takımlarında etkisi olduğunu düşünüyorum. O anlamda bakalım buradaki adaptasyonu gösterebilecekler mi? Pat ve Slot ve Kunduz'la birlikte. Kunduz şampiyonluğu nasıl bir adaptasyon gösterecek? Dün iyi bir performans çizmediler rakiplerine karşı. Fakat bugün tabii çok büyük favoriler. Bu tip maçlarda hata yapmamaları gerekiyor yine de. Kog'Maw yasaklaması geldi. Ben bunu beklemiyordum açıkçası. Evet, Irelia ve Kog'Maw yasaklarken Fyro'nun Ki info yatırımı burada Aurora ise Gwen ve Veigar'dan Kunduz'un Irelia'sı burada da yasaklanıyor bu arada. Ufak bir şey verelim. Talia ve Wukong derken Talia Talia açık. açık kalıyor bu durumda. Muhtemelen Fyro'nun tarafının gittiğini göreceğiz. Gitmezlerse Elramir alacaktır diye düşünüyorum. Orta koridorda oynanıyor mu? Tabii daha çok orta koridorda Ha, okey. oynanmakta. Tamam. Elramir'in Talia'sı var mı kariyerinde hiç bilmiyorum ama yani mutlaka açık bırakılmayacak değerde. Rakibe kaptırmak istemeyeceğiniz değerde önemli bir şampiyon konumunda şu an. Ve Talia'nın Böyle. Yasaklanmadığı ilk maçı değil mi şu an ligimizin 9. Evet, maçında? İlk kez Talia açık. Lütfen biri alsın da Talia'yı bir görelim. Çünkü bir daha göremeyeceğiz büyük ihtimal. Sena Bir geldi görmüş olalım. Fibronin'den. Ki bu tip takımlar için ben ideal olduğunu düşünüyorum. Bu arada Nami gelmeyeceği belli Fibronin'den. Burada isterlerse Lucian, Talia falan alabilirlerdi. Oo. Ama istemediler. Viego'nun bayağı yüksek önceliği var gibi bizim Bu ligimizde Kong yokken ya. 2 numara gibi görülüyor şu an. Ama bilemiyorum ya bu. Yani tabii ki şu an için güzel bir tercih ikilisi de Lucian'ı Nami ile oynamıyorlar mı daha çok hala da? Peki Senna'nın yanına alınabilecek herhangi bir karakter ki Swain'e gittiler onlar da Swain Wildcats Senna gibi. Formülü aynen. Fibronin'den gelecek bu sefer. Sence mesela Eren, Nami-Lucian buna bir kafa tutabilecek bir ikili olur mu? Ya Lucian'ın Nami ile hasar anlamında herhangi bir şampiyonu eritememe gibi bir durumu yok. Onu bir kere şey yapalım. Swain'in tanklığı da buraya dahil edebiliriz çok rahatlıkla. Eritir. Ama Fakat Senna ve Swain'in sustain'ine yetişebilirler mi gerçekten sen ya? Ya bu sadece laning olarak düşünme. Çok güçlü bir all-in'i var Lucian'ın. Tabii. Ve çok yüksek bekleme sürelerine sahip bir olayın değil bu. Fakat Lucian'ın bu yani en sevmediği şey Nami gelecek kısa menzilli bir şampiyon Lucian. Ve Senna Swain bunu cezalandırabilecek bir ikili. Lucian'ın asıl güç patlaması oyunun en başında değil, laning'de değil. İlk eşyalar geldikten sonra her Evet, doğru. eşyada alıyor güç patlamalarını. Oraya gelene kadar Swain ve Senna'nın menziline karşı problem yaşama ihtimali var. Yani Fyrone'nin burada bekleme sürelerini çok dikkatli kullanması lazım ama. Kitle kontroller kaybolduğu anda, kitle kontroller boşa gittiği anda Lucian'ın üzerine gider ve çok ciddi hasar çıkartır. Peki bir parantez açmak istiyorum ben. Hypnos'un Anıl gibi yani tank bir Swain oynayacağını mı düşünüyorsun? Ben öyle olduğu takdirde Lucian'ın o Serilda'ydı yanlış hatırlamıyorsam alana kadar herhangi bir hasar Seni de almıyor bu arada. Onu bir tek Aykut alıyor. Yanına mı varken üçüncü eşyasında. Belki Aykut beni kafalamış olabilir. Yani zırh deşme almadığı sürece pek bir hasar vurabileceğini düşünmüyorum ben Swain'e. Kraken'e gidebilir mesela böyle bir senaryo. Olabilir evet. Yani Nami ile birlikte birazcık hareket hızı da kazandığı için Kraken'e gitme Doğru, o eritme senaryosu şansı olabilir. O verebilir ona. Eritme şansı verebilir. Açıkçası ben çok fazla görmedim ama özellikle bu tahsildarın gelişiyle birlikte şunu da yani ikinci eşya tahsildar alan çok fazla Lucian gördük. Bu karşılaşmada Swain tank olursa o mümkün olmayacaktır muhtemelen. Onun yerine ama ikinci eşya mananızın bitmesi pahasına Lord Dominic tercih Evet. edilebilir. Açıkçası ben çok Lucian oynadığım için çok da denedim bunu. Bence verimli. Böyle karşılaşmalarda karşınızda tank varken. Çünkü en fazla güç patlamasını aldığınız dakikalarda zırh deşmenizin olmamasından kaynaklı olarak problem yaşamak istemezsiniz. Kesinlikle. Peki bir şey diyeceğim. Fabro'nun kompozisyonu bayağı iyi gidiyor sanki ya. Ben beğendim. Ne Ben de beğendim. düşünüyorsunuz? Açıkçası şu an için her anlamda iyi bir kompozisyonları var. Öldüsü için düşünürsek mesela Senna Swain tabii ki güçlü. Üstüne bir de Lee Sin denilen bir etmen var. Erken oyunun en güçlü ormancılarından. Camille deseniz okey. Early ve daha doğrusu öyle demeyeyim. Mid ve late game'i çok güçlü bir karakter. Corki de aynı şekilde ki Azir'e karşı eskiden, eski metalarda alındığını hatırlıyorum ben. Birazcık outscale etmeye çalışan bir şey olacak ki kazanıyor koridoru yanlış hatırlamıyorsam. Ama Azir hep ittiriyor olacak öyle bir durum söz konusu. Belki tam verim alamayabilirler. Birebir eşleşmeye gidildi. Fiora Ferhat Kavga derler medliye hatta eskiden hatırlar mısınız bilmem. Öyle Kavga var yukarıda. Bir durum da var. Bu kan çıkacak demek Evet. üst koridorda. Ve parantezi açıyorum.
Talia banlanmadı ve seçilmedi. Evet. Birazcık hayal kırıklığı oldu. Bu arada özellikle şimdi Azir Korki yeniyor. Evet. Lucian Nami ister istemez ilk üste dönüşlerden sonra muhtemelen rakibi üzerinde birazcık baskı kurmak isteyecektir. Üst tarafta Fiora Camille karşı doğru oynandığı takdirde. Kesinlikle. Eşleşmenin Camille tarafının kazanıldığını gördük ama Fiora tam randımanla oynandığı zaman Camille yeniyor. Kazanamaz evet. Camille kaybetme ihtimali. İşte bu Aurora'nın erken aşamalarda birazcık da oyuncu farkının devreye girmesiyle birlikte Aurora erken aşamalarda hemen hemen her yerde üstünlük kurabilir rakibine. Kuramamaya en yakın olduğu yer bence alt koridor. Orada Sven Senna'nın çift hasar çıkartabilen şampiyonla minyonları ittirme şeyde yakalayabilirler. Hatta oyunun erken aşamalarında birazcık. İlk üste dönüşlere kadar falan. Ama onun haricinde Aurora'nın kolay bir erken aşama, yani çok zorlamayan erken aşama geçirmesi gerekiyor bence bu kompozisyonu. Evet, Talia'nın seçilmemesinin getirdiği hayal kırıklığı haricinde çok güzel bir seçim yasaklama ekranı izledik. Dolayısıyla maç konusunda ben çok heyecanlıyım. Şahsen dördüncü maçın anlatımı için sözü sunucularımıza bırakıyoruz. Teşekkürler Dora. Günün dördüncü karşılaşması ve Triel. Yani sezon öyle bir başladı ki net bir meta yok. Net bir oynanan şampiyon havuzu yok. Çok daha farklı seçimler gelebiliyor. İşte Fiora alındı mesela bu karşılaşmada. Ama değişmeyen bir şey var az önceki maçtan. Sven Senna alt koridoru yine yani, Fyfron'a gitti. İlk gün ben bekliyordum aslında bu Furia'nın biraz daha çoğalmasını. Ama ikinci günde ben okeyim yani taraf. Çünkü bir noktadan sonra gerçekten alt koridorda en çok hani kazanma olasılığı en yüksek ikilere yönelmek hani yapabileceğinizin en mantıklı hareket. Çünkü kağıt üzerinde bu belli zaten. Hani oynanmış bir şey var. Hani ekstra bir daha bunun üstüne çok fazla düşünmeye bence gerek yok. Diğer bir nokta ki hani Taldır'ın hepsi de değindi. Talia dokunulmadı. Ya Talia da yine zayıflatmalacak şampiyonlar arasında bir sonraki. Ya bir şampiyon zayıflatmalacaksa zaten Yufoni bu ne demek oluyor? Hani normalin üstünde bir performansı var bu şampiyonun. Belli zaten. Ki özellikle son dönemlerde bu değişiklikler yapılırken Riot herhalde biraz daha böyle şeye bakıyor. Bir deneyelim, bir görelim. Hani yani Talia'nın yani kazanma oranı bir anda 120 falan fırladı. Ya bir de çok önemli bir esneklik fırsatı da var. Orta koridoru ve ormanda oynayabiliyorsunuz. Ben kesinlikle. Son dönemde Bjergsen'in yayınlarını çok fazla takip ediyorum ve açıkta kaldı her maç alıyor. Evet. Yani orta koridorda çok görüyoruz. Ormanda oynayan birçok oyuncu var. Talia'nın eskiye nazaran daha kolay bir şampiyona evrildiğini de söylemek lazım tabii. Hem kolay, oynanışı anlamında. Ya hem kolay hem de şöyle bence yetenekleri biraz zamanın gerisinde kalmıştı. Yani evet ilk çıktığı dönemlerde etkiliydi. Ondan sonraki 200 sene de etkiliydi ama artık yeni çıkan şampiyonlar, değişen şampiyonlar, bir sürü şampiyon değişiyor vesaire. Talia o noktada biraz sınıf olarak geride kaldı. Hı hı. Bence bu değişiklik onun için çok iyi geldi. Biraz fazla bence. Zaten senin de söylediğin gibi sonraki yamadan önüne geçiliyor. Yani profesyonel oyuncuların bence oynaması gayet doğal. Ki onların her zaman kazanmaya aç oldukları için onlar kazanma olasılığı her zaman en yüksek şampiyona gidecektirler de. Bu yıllardan beri böyle devam edecektir. Evet, bu arada karşılaşmanın başlangıcında bir duraklatma var. O yüzden haliyle karşılaşmaya geçmemiz biraz daha zaman alacak gibi görünüyor. Umuyoruz ki uzun sürmez ve duraklatmanın sebebi de bizim kulağımıza söylendiği anda sizlere aktaracağız. Ya Triel bu dönem işte birçok power ranking konusunda Fyfron'un en alt sıralara yazılan takımlar arasında birçok kişi tarafından takım oldu. Peki oyuncularda hani yeni olmaları, o belki de içindeki ateş gerçekten biraz daha öne çıkmaları belki bir altıncılıktan playoff'a girme ihtimallerini doğurmaz mı yoksa çok mu düşük o ihtimal gerçekten? Çok zor. Ya bir de yaz mevsimi olunca daha da zorlaşıyor bildiğim. Değil mi? TBF var, Worlds var. Yani, TBF var, oradan Worlds var. Hani o yüzden hani artık İlk mevsim biraz da belki bir şey kaldırabiliyor, böyle hata kaldırabiliyor ama artık hani bu mevsim yani hata kaldırmıyor. Neyiniz varsa neyiniz yoksa hepsini böyle masaya yatırıyorsunuz. Çünkü hani ilk playoff'a kalamadığınız zaman sizin için sezon bitiyor. Yani aşağı yukarı hani Temmuz, Ağustos gibi böyle hani artık bırakıyorsunuz ve bir sonraki sezona hazırlanmaya başlıyorsunuz mental olarak. O motivasyonu bulmak da çok zor oluyor. Çok zor işte, o yüzden diyorum. Hani tabii ki de Fyfron kadrosuna baktığımızda yeni gördüğümüz isimler var. Belki Fyfron burada uzun vadeli bir yatırım yapmış olabilir. Hani bu sezonu komple hani biraz daha işte oyuncu kazanmaya yönelik hani önümüzdeki 2023'ün hani kış mevsimine doğru odaklı bir hamle de olmuş olabilir. Bunu biz bilemeyiz. Bunu organizasyon bilir ama baktığımız zaman tabii ki de yeni isimleri görmek beni çok heyecanlandırıyor. Tabii bu isimlerin bir de sahnede kalıcı olabilecek performansa çıkması beni ayrıyetten sevindiriyor.
Evet ve karşılaşmaya geçiş yapıyoruz. Günün dördüncü karşılaşması. Bir tarafta Pfeiffer'ın, diğer tarafta Info Yatırım Aurora var. Peki Info Yatırım Aurora'nın yenilenen kadrosunu nasıl buldun? Birkaç ekleme yapıldı oraya. Ekleme yapıldı. Bence yine Eldemir önderliğinde devam edecektir. Kerem zaten hani böyle takıma yeni gelen arkadaşlarına çok yardımcı olan bir oyuncu profili çizmişti geçtiğimiz sezonlarda. Bence bu profil devam edecektir. Onun dışında da hani zaten geçen sezona baktığımızda, geçen mevsime baktığımızda Info Yatırım Aurora'nın gayet iyi performansları vardı. Takım halinde. Evet ve günün dördüncü maçı. İki takım da tabii dün galibiyetle tanışamamıştı bugün. En azından bir tanesi ilk haftayı bir galibiyetle tamamlamış olacak ve diğer takım da haliyle 0-2 ile, yani herhangi bir galibiyet alamadan kapatmış olacak ilk haftayı. Peki Namiliosh'un üzerinde analizması da durdu. Yani burada Noki nasıl bir eşya dizilimi yapacak bilmiyorum. Yani Holy Phoenix gibi net bir tank eşya dizilimi mi, yoksa daha çok alıştığımız işte o Liandir'in ısrabı ile başlayan yetenek gücü Swain'i mi oynayacak bilmiyoruz ama iyi bir cevap mı sence Lucian Nami? Olabilir. Yani zaten senin en büyük sıkıntısı menzil kapatabilen, o aradaki o mesafeyi anlık kapatabilen şampiyonlar, ki Lucian da bunu zaten en iyi yapan şampiyonlar bir tanesi, ama tabii bunu destek rolünden değil nişancı rolünden yapıyor. Tabii bu noktada dikkatli olması gereken kesin hipnoz olacak. O aradaki mesafeyi her zaman koruması gerekecek. Aksi takdirde her elektrikler geldiğinde zaten burada slot ve part direkt o takası kovalayacaktır. O açıklığı aramaya çalışacaklardır. Önemli bir nokta zaten bu da. Tabii yıllardır belki de Korki'nin en rahat geçirdiği koridorlardan bir tanesi bu. Hani Azir çekilin direkt karşısına Korki çekilirdi. Yine o metaya da ufaktan şöyle bir göz kırptık. Ya bu arada Sihirli Yıldız'da Azir aslında biraz zorlayabilir Korki'yi. Yine çok rahat. Yalnız orada 5 tane minyon var ve tutuştur bırakıldı. Mert'er geldi. Mert'er geldi buraya. Seviyeler 1 hala. Artık bu savaşı kabullenmek durumunda. Pets buradan çıkamayacak gibi ve ilk kan, hiç alışılmadık bir baskın. Bunu da beklemiyordu Arur alt koridoru. Yani kırmızı güçlendirmeyi alıp herhangi kayacılara veyahut da herhangi bir yere gitmeden direkt burada baskın atmaya geldi ve net bir şekilde skoru aldılar. İlk anda burada Mert'er 77'ye gitti. Rahat bir şekilde. Ya karşına şöyle bakıyorum, sadece bitkinlik harcadılar. Ve bu baskın o kadar erken yapıldı ki hani belki bir 30 saniye sonra yapılmış olsa şu olur. Eğer Ramir görür rakibini alt koridorda, alt ormanından da belki birkaç kamp almıştır. Gider üst ormanını temizler ama herhangi bir kendi orman kampını evet. da kaybetmedi o hamle sonrasında. Biraz zaman kaybetti ama bu zaman kaybetmek tabii ki de çok iyi bu arada. Duvarda asılı kaldı, onu söyleyelim. Evet, karşı hamleden etkilenmedi haliyle LVS. Bu da Medli'nin biraz daha defansif oynamasını sağlayacak. Burada. Ki Medli daha tecrübeli bir oyuncu, onu söyleyelim. Öyle hemen o karşı sağları hemen kullanmasına da gerek yok. Tabii yavaş yavaş zaten bu ikili arasında seviye alındıkça o zaman biraz daha hani mevzular patlak verecek. Normalde Kamil'in sıkıntı çektiği bir koridor bu. Onu da ekleyelim. Evet, yani tek bir karşı hamle her şeyi değiştirebiliyordu doğru kullanımı yapıldığı zaman. Evet, alt koridorda Lucian Nami şu ana kadar gelen minyon dalgalarından 3 minyon kaçırmış. Evet, 3 minyon kaçırmış ama baskı çok fazla. Diğer tarafta da Elram'ı çok enteresan bir orman rotasyonu çizdi. Yani kendi üst tarafını temizledi. Oradan bir Z'ye çizerek rakip kırmızı güçlendirmeye girdi. Yani orada kampları duruyordu, kayacıları aldı. Bu arada üst koridorda bir kule denenecek bakalım. Karşı hamlesi var diye tahmin ediyorum. Medli karşı hamleyi kullandı ama ses salgısı kaçtı. LVS de sıçra kullanmak zorunda. Ses salgısı kaçtıktan sonra bu kule altı imkansızlaştı artık. Tutuşturunu aldılar Medli'nin. Karşılığında da tabii sıçra gitti LVS tarafından. Ben yani LVS belki burada yani E'yi attıktan sonra E2'yi aktif edip normalde hani karakterin uçmasını bekliyorsunuz ya, sıçrayla beraber mesafeyi kapatıp orada animasyonu bir tık gizleyip hani Medli ters yakalayabilirdi. Ama karşı hamle kullanmadan evet. diyorsun. Evet, belki olabilirdi ama Medli de biraz erken kullandı tabii karşı hamlesini orada. Bu tarz bir pozisyon olabilir diye düşünmüş olabilir belki de o da. Zamanlaması güzeldi bu arada Medli. Son saniye kadar bekledi artık, çünkü o noktada da hani LVS vurmadı, çünkü vursa sersemleyecekti. Evet, bu arada Hipnoz Oruçlu Sen'le oynuyor ve haliyle buranın taşıyıcı pozisyonundaki şampiyonu Swain, destek oyuncusu Noki'de. Evet. Ama o da yine minyonları alıyor. Yine geldi. Yine geldi. Bu sefer Totem'e yakalandı burada Mert'er 77. Tabii hemen de burada patlama yavaş yavaş geriye çekilecek.
Normalde Namelouchi'nin baskın olmasını beklersiniz genelde. O 2v2'den bir skor, en kötü bir minyonun üstünlüğüyle ayrılmasını istersiniz. Ama o erken seviye baskını tabii biraz işleri değiştirdi. Tabii iki üst koridorda da pırıltı var. Herhangi bir eşya avantajı yok. Burada Doran kılıcına kalkan başlangıç eşya tercihleriydi zaten. Ve alt koridorda Fett üstüne dönüyor. Bakalım burada dişli kama mı yoksa rüzgarın iddeti veya krakene bir başlangıç eşyası mı gelecek? İkisi de değil. Kazma alındı. Yanına da bir tane hançer. 1200 civarında bir altın da üstüne döndü belli ki. Biliyorsun son dönemde çok fazla nişancılar ilk eşya dişli kama tercih edip takaslardaki hasarını artırıyor. Bu arada bir sıçra değişim geldi slotla memo arasında. Yani tabii bu sıçrayı almak önemli çünkü şimdi Kunduz seviye 6 oldu ve ulti ile beraber Memo'yu Elramir'e doğru ufak bir asist şeklinde gönderebilir Kunduz. Tabii bunun için pozisyon lazım öncelikle. Evet tabii öncesinde Kunduz bir de üste dönmek istiyordu. Diğer tarafta Memo üste dönüp eşya aldı ama o da tırpan tercihinde bulunmuş. Yalnız ya Merter çok fazla görünmüyor mu kameralarımızda Trial? Her yerde bir şeyler deniyor erken. Evet, onda. Her yerde bir şeyler deniyor. Minyon sayısına baktığımızda da görüyoruz ama o bir şey deneme 24'e 46. Yani evet bu denemeler tabii ki de takım arkadaşının çok iyi. Onların biraz daha koridorda rahatlamasını sağlıyorsunuz. Ama diğer taraftan da siz kendiniz aslında geride kalıyorsunuz ve gittiğiniz koridorların da tecrübe puanı alıyorsunuz. Yani bunları da böyle bir ufak böyle dökmek lazım tabii ki de artılarıyla eksilerini. Alt koridoru tabi Namelouchi'nin baskısı ilk dakikadan beri devam ediyor. Ama minyon konusunda bir avantaj sağlanamadı ve bu baskı şu ana kadar bir ejder olarak da yansımadı. Burada rakibin ormanına girerek bu avantajı süslemek istiyor, değerlendirmek istiyor Elramir. Ve hatta Kunduz bile geliyor buraya, bu kırmızıyı kaybedecek Merter 77. Ya bu seviye 5 ile 6 eşiği çok değerli. Bir ormancı olarak ultiniz yokken herhangi bir şekilde rakip ormancı ile karşılaşmak istemiyorsunuz. Ve alt koridoru bir baskın daha mı deneyecek acaba Merter 77? Yine bekliyor. Ninja baskın için bekliyor. Fert'ten kullanılan bir sıçra var. Slotun üzerinde iyi de bir sıçra. Yavaşlattı da slotu Merter 77 ve skor geliyor. Bitkinlikte var. Pet'in sıçrası yok dediğin gibi ama skor olabilecek mi? Hayır. Merter 77 2'de 2 yaptı. Belki seviyede geri ama 3 skoru var. Tüm skorlar Lee Sin'de şu ana kadar. Yani, ve alt koridordan oyunun 8. dakikasına geldik. Infiltrator'ın orada istediğini alamadı bir türlü. Belki de en güvendikleri koridor orasıydı. Bir de şimdi sihirdar büyüleri de gitti. Aynen öyle, aynen öyle. Hani üst koridor aslında baktığı zaman Madden'in ellerine verilen Fiora biraz daha oyun uzarsa hani geç oyunda hani ayrı kittirmeyle Fiora belki öne geçerse ayrı kittirmeden yine oyuna müdahale edebileceğimiz bir taktiksel avantajımız elimizde olur diye düşünüyorum. Burada tabii ki de işte slot kaçmaya çalışıyor. Slot da bir iki dakika önce orta koridorda sıçrasını kullanmıştı. Memo'yu yakalamak için orada kullandığı sıçra işte burada bir anda dezavantaj olarak karşısına çıktı. Ve Fyfron'un 3-0 önde herhangi bir skor bulamadı şu ana kadar info yatırma Aurora. Şimdi üst koridora bir ninja baskın var ve bu baskın Nami'den geliyor. Slot seviye 5 belki ama burada Meldin'in biraz daha yemlemesi gerekecek. Şu anda LVS'nin görüş kamerasındayız ve hala o çalıda birisi olduğundan haberdar değil. Acaba slotu beklemeye devam ediyor mu orada? Ya hasar yetecek slot mi? Orada. Ya burada inanması lazım LVS'nin bu birebire. Meldin de şu anda o yemlemeye başladı bile ama slot biraz erken mi gösterdi kendi? Kaçtı oradaki baloncukta. Tabi alamet de var. Alamet oradayken o da bir üstte bir ninja baskın denedi. Şimdi tekrardan alt koridorun yolunu tutacaktır. Ya tabii Merter 77 o kadar aktif oynuyor ki erken oyunu. Bu tarz ekstra yardımlara da ihtiyaç duyuyor info yatırım ağır tarafı. Slot'ta iki kez terk etti koridorunu. Bir orta koridorda sıçra aldı. Kendi sıçrasından olduğuna devamında. Burada da biraz baskısını hissettiriyor. İlk alamet bakalım nereye kullanılacak. Şu ana kadar alınabilmiş bir barikat yok tekli koridorlardan. Uzun bir rotasyonla belki alt koridor tarafına da kullanmak isteyebilir Elramir. Elramir de çok alışık olduğumuz o ilah sindirenli Viego başlangıcını yapmıyor. Burada daha hasar odaklı. Belki biraz daha kendi kırılgan tutan, işte o can yenilemesini biraz daha azaltan ama hasarını çok önemli ölçüde arttıran bir eşya zemine gidecek. Kraken olacak gibi görünüyor. Yani oyun ilerlerse bu sıkıntı yaratabilir yalnız. Yani rakibe baktığım zaman hani Camille, Corki, tek kitle kontrolü öyle bir Viego.
biraz sıkıntılı bir eşya dizilimi olabilir o yüzden. Tabii bunun için öne geçmesi lazım. Yani Mignon da çok önde. İkiye katladı neredeyse. Ama tabii diğer tarafta da Mert Aletmişed'in 3 tane skoru var. O açıyı o da aldığı skorla beraber kapatıyor. Ya bir de bu tarz durumlarda önemli olan seviye. Şu anda bir seviye üstün Erdemir. Bu fark eğer 2'ye çıkarsa sonrasında kapanması çok güç. Çok büyük takım savaşları kazanılmadığı sürece. Çünkü Lee Sin çok iyi orman kampı temizleyebilen, işte bu hıza sahip olabilen bir şampiyon değil. Bu arada yani LWS üste dönmek konusunda bir hayli, dönmeme konusunda bir hayli ısrarcı. Işınlanı da var oysa ki. Ama alacağına kalmayı tercih ediyor. Bu arada Kunduz ve Erdemir alt koridoru doğru yaklaşırken Merter 77 yine civarda. Ve şu anda rakibini görecek. Bakalım bir agresif oyun isteyecekler mi burada? Bütün takımı getirdiler. Ama en hangisi çıkmayacak. Yani alt koridorda ve ormandaki minyon sayısı çok ciddi rakamlar. Ondan da bahsetmek lazım. Evet, tek eşit olduğu koridor orta koridor şu anda. Memo gayet iyi iş çıkartıyor Fyfer'ın tarafında. O da biraz böyle bir şeyden çekiniyormuş gibi ama etrafı temiz aslında. Tabi haritanın sağ tarafına baktığımızda oradaki görüş biraz Infoturum Aura tarafında olduğu için çekinmesi de biraz normal. Ya bu arada Trial bir kez daha kontrol ettim. Yani Holy Phoenix haricinde Tank Swain oynayan kimse yok profesyonel oyuncular arasında ve Noki belli ki Holy Phoenix'in bu işi azimini bir aile beğenmiş. O da Doğmuş Yürek başlangıcıyla karşılaşmaya başlıyor. Direkt aldı zaten. Şu ana kadar skor konusunda evet Mert Aletmiş'te çok iyi iş çıkardı. Diğer tarafta da hani Infiltrator Mağrur'a da harita hareketlerinde gayet iyi iş çıkartıyor. Hem Alamet hem de Ejder'i almışlardı LWS. LWS iki kule arasında Hexakult Omotom'unu kullandıktan sonra sıçramak zorunda kaldı. Ramir'in hasarı da şu an biraz can sıkıyor o kırmızı çarpını kullandıktan sonra ve Alamet'le beraber ilk kuleyi alacak. Evet. Info yatırım Aurora. Yani iyi bir noktaya geldiler. Orada minyonları da aldırmadılar. Minyonlar da kuleye yem oldu. LWS'yi de biraz geriye düşürdüler. Üstüne ilk kule kanını da burada iki taşıyıcısına beraber paylaştırmayı da başardı. Güzel bir harita hareketi. Buna cevap olarak da alt taraftan Ejder'le cevap verdi Fyfer'ın. Tabii Fyfer'ın tarafında Korki güçleniyor. Tırpan yükleri bitmek üzere. Sadece bir yük kaldı. Bu arada oyun bir kule altı ama var. LWS yakalandı burada. LWS'nin kanca atışında bekleme süresinde sanırım ve LWS skoru burada. Erdemir tarafından alınıyor. Üst koridordan iki kule. Bonusla bir skor. Yani bir önceki ilk kuleyi etrafında özellikle Infiltrator Aurora olunca toplandıklarında çok güzel kaçmıştı. Yani tek yapması gereken şey daha geriye gitmekti ve o skoru vermemekti. Ama şimdi skoru verdiğiniz zaman hiçbir anlamı kalmadı aslında. Yanına bir tane de ekstradan altın vermiş oldunuz. Ve skorda hala geride görünen Info Yatırım Aurora aldığı kuleler işte barikat altınları sayesinde bir altın avantajı da yakalamış durumda. Şimdi Kunduz için bir plan var. Sıçrası var Merter 77'nin. Bakalım deneyecek mi? Yakında yalnız Erremir'i gördü. Erremir'in üzerine oynamak isteyebilir. Tekme yatmak istemedi Erremir'e. Yani Erremir'in ultisi de bekleme süresindeyken aslında Hipnoz ve Merter 77 ikilisi belki de avlayabilirlerdi Erremir'i. Nedense denemediler. Riskli olduğunu düşündüler belli ki. Ya kulenin de canı çok azmış. İki kişi zaten Medli ve Kunduz orada direkt hani suratınıza bakıyor. Bir de asıl sorun kanca atışı oraya gelmek için mi kullanıldı acaba? Muhtemelen bekleme süresinde olmasa çıkabilirdi evet, belki de. Evet, muhtemelen öyle. Yani iki kişi oradayken kulenin canı o kadar azken orada durmaması gerekiyordu. Ufak bir hata gelmiş orada. Ya bu arada Memo'dan alınan bir sihir şan var. Bu kadar gerekti mi sence Tria? Bence değil. Sadece Azir'e karşı işleyecek bu. Ya hem de şu var, bu oyun özelinde zaten Rami'nin de biraz var gerçi evet, ama. De yani Azir'le sizin çok bir işiniz yok korku olarak. Ya Azir zaten sizin yanınıza gelecek, siz Azir'e gitmeyeceksiniz. Veyahut da bu saatten sonra da bir ve biriniz olmaz zaten. Yani çok böyle çok çılgınlar gibi canınız sıkılmadıysa alt koridorda veyahut da orta koridorda. Ya bir de oynadığınız şampiyon dövüşçü değil. Sizin amacınız olabildiğince uzak evet, menziden hasar vurmak. Yani şunu anlarım. Yukarıda Cannon olsa tamam. Hani en azından Cannon hani arkaya sarkmayı sever. Hani sizi teklemeyi, sizi gafil avlamayı devamlı o yolları arar. Ama burada yani Seer için ben pek bir anlam veremedim.
biraz fazla defansif. Bir de Fyfron'un tam üst koridor baskından önce bahsediyordum. Güçlenen bir Corki ve Swain'i var. Ama bu işte araya sıkıştırılan bir sihir içen ve ekstra 3-4 dakika belki 5 dakika daha sonradan güç patlamasını sağlayacak Corki'nin. Tabii şunu da ekleyelim. Yani Corki'yi bir kenara bırakalım. Yani infotum var. Oyunu yavaştan hızlandırdı. Teklenen mi Hypnos? Namilution devreden. Oki burada kaçmayı başaracak ama Mertel 77 geldi. Bir tekme atıyor slot'a ama manası yok Oki'nin. Ve Mertel 77 düştü. Var. Buraya kadar altına Erdemir'e gidiyor. Ses dalgası tuttu. Erdemir o skoru dolacak. 2-2 Erdemir'den. Viego'nun kralın hükmü devreye girdikten sonra durdurmak çok güç. Alamet var daha. Alamet var buraya. Med de geldi. Muhtemelen yani İlimtor Kulesi'ne de bir kafa attırırlar mı diye bakıyorum ama muhtemelen salacaklar. Canları da az. Hypnos'u arkasına geçip vurabilecek mi? Evet. Bunu yapmayı başardı ama istediğini fazlasıyla aldı Infoyatır Marura. Yani, altın farkı 5000 oldu. Yufoni 16 dakikada üst koridordan 2 kule gitti. Orta koridordan 2 kule gitti. Yani söyleyecek çok fazla bir şey yok bu dakikada ki. Yani Fafron'un da erken oyunda fena da başlamamıştı aslında. Hani Mertel 77'nin aldığı 3 skorla bitti. Gilles'in hani sever böyle erken dakikada aldığı skorları. Buraya bir daha bakalım işte yani Lush'un en iyi yaptığı şey ekstra oradan Namin'in de E'sinden gelen elektriklerle birlikte hasarı direkt tek atmış zaten. Ya bir de böyle pozisyonlarda Nami neredeyse Lush'un yarısı kadar hasar bırakıyor tek bir yetenek bırakıyor. Evet. EW kombosuyla Aaron bir de burada Lush'un ruhunu alıyor ondan sonra ses dalgası hedefe gidiyor ve o noktada da Noki'yi yok ediyor. Kraken almıştı Erdemir. Zaten formunu değiştirmeden de hasarı çok fazla. Bir de kralın hükmü devreye girince Viego'yu durdurmak çok güç. Ramir burada Mertel 77'yi deneyecek. Sersemletimi tutmadı. 40 saniye sonra daha ejderi var. Ve alt koridorda biraz fazla öne çıktığını gördü. Memon'un Aurora tarafı. Oraya doğru bir yönelim. Corki de geri çıkmak durumunda kalıyor. Ya peki ya Fyfron'a ne lazım? Trier. Yani buraya kadar altınları toplaması lazım Elramir ve şu anda zaten Kunduz'un üzerindeki. Diğer taraftan Kamil belki oyunun ilerlendiği kadar devreye girdi diyeceğim ama hani o da minyon sayısına biraz geride, kulesi yok, ileri açılamayacak. Minyon dalgalarının çok geride göğüslemesi gerekiyor. Açılamayacak bir kere. Yani ya eşyalar eşit bir de belki ama seviyede geride. Aynen öyle. Şundan geliyor buraya Memo'dan. Burada sıkıntı biraz daha bence. Simatı da var ama yakalanan isim Noki. Teklenen bir Swain gördük. Sıçrası da yoktu. Sıçrası yoktu ve bir kitle kontrollü yok etti orayı. Lucian'ın işte hasarı burada biraz can sıkıyor. İşte simat bakalım. Ama muhtemelen çılgınca bir şey yapmayacaktır diye tahmin ediyorum. Sanki orta koridora yönelip orayı Walker ile geçişleri kapatıp birkaç kuleye vurmak daha mantıklı olurdu. Hiç yönelmedi bile orta koridora Fyfron tarafı skor verdikten sonra. Ve Memo da alt koridora iniyor. Asıl niyetle burada takım savaşı yapmaktı onların. Yani toplayın çünkü o şekilde toplandılar. Ama takım savaşından önce Noki'nin düşmesi bir anda hani planları bayağı bozdu. Onlardan zaten otomatik olarak bırakmak zorunda kaldılar. O senin de söylediğin o kuleye vurma işlemi gerçekleşmedi. Bu arada Memo çaldaki isimlerden haberi yok. Walker'ı kurtarmayacak onu. Memo. İyi basar bıraktı slotu ama. Peki. Hayırdır? Şimdi üst koridorda birebir var. Execute otomatomu geldi. Bu birebirin devamını istiyor. Hala Med'di. Karşı hamlesi koruyor. Şimdi Mertel kullandı ses dalgasına. Ultiyi patlattı. Orada kullanılan canı bir tekme var şimdi. Med'li canını yenilemeye devam ediyor. Bir de ışınlanma destek geldi Kunduz'dan. Skor geliyor. Çok iyi yetişti Kunduz. Med'li ikinciyi de buldu. Ve üst koridordaki baskından istediğini başaramayan taraf Fyfron'in. Büyük yani, bayal kırıklığı. Bir önceki pozisyonda zaten ekranda Memo iki kişi görüyor. Üçüncüsü de çalıda bekliyor. Yani 2v1 paketle beraber bir şey yapacağını düşündü ama zaten hani okey iki eşyası vardı. Yapılmaması gerekiyordu. Buraya geldiğimizde de yani LVS ve Mertel 77 bir şeyler yapmak zorunda hissettiler kendilerini. Hani bunu da anlamak gayet yani doğal artık o noktada. Çünkü oyun ellerinden gidiyor. Bu arada Noki'nin üzerine çok fazla eridi. Hasar. Yani Lucian Nami anezması konuştu. Lucian Nami'nin özellikle Hedse şunu söyledi. Hasar konusunda bir eksik yaşamayacak bir ikili. Gerçekten de yaşamıyorlar. Bir de tahsildar bitirince artık Fett. %5'ten execute geliyor zaten. Altın farkı da 10 binlere dayandı neredeyse dakika 20 itibariyle. Yani Infiltrator Mauro çok büyük bir hata yapmadığı sürece
oyunun noktada bir iki Baron çıktığı gibi zaten muhtemelen Baron'u da alacaklardır. Hatta başladılar bile. Buraya kullanabilecek ışınlanlara bakıyorum. Üst koridorların ışınlanı var. Zaten Leves'e buraya yakın. Ama şu anda tahmin etmiyorlar sanırım Baron'da olduğunu rakibinin. Açılamazlar ki. Şu haritaya baktığın zaman kuleleri yok zaten. Görüş anlamında da herhangi bir şey elde edemedikleri için. Oralar şu an kapkaranlık bir foni. Yani görüş olarak sıfırlar. Biraz minyonların yürüdüğü yolda işte. Kendi minyonları biraz onlara görüş sağlıyor. Onun dışında da bir şey yok. Yani solo queue'da şey denir değil mi desteğe? Harita kömür gibi biraz totem at ya. Sana derler mi öyle? Ya diyorlardı işte ya. Bilmiyorlar, anlamıyorlar. Anlıyorum. Hani mevzu başka, anlıyor musun? Dakika 20'de 4 kule gitmiş. Ben atsam ne olur? O totemler hiç yerinde durur mu? Yani. Bedava altın da atıyoruz. Tabii altın farkı 9000'i buldu altın demişken. Yani info yatırım Aurora sakin başladı karşılaşmaya ama sonra öyle bir gaza bastı ki Ramir 5-0 durumda ve Karabalt'a bitirdi ikinci eşi. Ama her şey üst koridordan başladı. Alametin alınmasından sonra orada bir zincirleme, bir reaksiyon gerçekleşti. İki kule alındı, LVS düştü, ardından orta, tekrardan gidildi, ikinci alamet alındı, orta koridordan iki kule alındı bu sefer. Yani buna karşılık Five Ronin herhangi bir şey gösteremedi bu atağın karşısında. Hani çok gösterebilecek bir durumda değillerdi. Açık konuşmak gerekirse. Oyun içindeki en yani hasar konusunda belki cevap verecek şampiyon Merter 77'ydi. Bu arada infaz geliyor. Noki ultiyi açtı ama Noki düştü. Neden geri döndü bilinmez. Enteresan bir karar. LVS'de yakalanıyor. Eksek ultim atomunu kullandı belki. Fark çok az bir süre hasar almaz oldu ama o da yeterli değil. Eremir'den bir sıçrayla birlikte bu oyun. Kancılsın'ın sıçrayla çok iyi takip etti. Skor da Pet tarafından alınıyor. Ve 3 skor. Ölüm süreleri 20 saniyenin üzerinde. Yani diğer taraftan bakalım, burada info yatırım var, direkt oyunu bitirmeye gidiyorlar. Alt koridordan şimdi minyonların gelmesi için o yolu temizliyorlar. Noki buraya yetişecek belki ama onun da ultisi olmayacak. Oyunu bitirmek için bu minyonlar yeterli olacak gibi görünüyor Turgel. 22 dakikanın sonucunda info yatırım Aurora Five Ronin'e karşı çok net bir galibiyet. Çok hızlı bir oyun. Gerçekten çok hızlı bir oyun. Yani karşılaşmanın ilk 3-4 dakikasını görse bir izleyen bu kadar erken biteceğini düşünmezdi. Biz evet de düşünmezdik ama info yatırım Aurora Erremir'in bulduğu skorlarla ve senin bahsettiğin işte oradan kule, alt koridordan skor, aynı zamanda üst koridordan skorları alınca bir anda çözdü karşılaşmayı.